O düelloyu bekliyorum. Tamamen haklıydın sen. Bunu kabul ediyorum. Hiç kimse Angaraç Khan kadar cömert değil. Kraliçe. Baba. Babamdan uzak durun. Oğlu ona bakmak için hayatta. Ben hallederim. Kendimi her zaman babamdan uzak tuttum. Bana ve anneme yaptıkları için onu asla affedemem. Ama babama çektirdiğin acı bizimkinin yanında bir şey değil. Bundan daha kötüsünü yaşayabilir mi? Aklım almıyor. Onu hiç... Ben onu hiç bu halde... görmemiştim. Onu bir an önce tedavi ettirmeliyim. Baba, sana hiçbir şey olmayacak. Sana söz veriyorum. Oğlun seninle. Tam da yanında. Ne oldu Kunti? Böyle perişan bir halde nereye gidiyorsun? Sebebi de... Yoldaşım! Ne oldu ona? Ne oldu dedim. Hadi buraya getir. Dostuma, benim dostuma ne oldu? Verişa sen. Bunu ona kim yaptı söyle? Kim? Ben onu öldüreceğim. Duydun mu beni? Sana bir şey soruyorum. Ne oldu söyle. Sana her şeyi anlatacağım. Anne. Hoş geldin anneciğim. Sen ne zaman geldin böyle? Nakul. Sedev, hemen benimle gelin. Nereye geleceğiz ki anne? Beni annen olarak mı görüyorsun yoksa sadece öylesine mi diyorsun? Ama sorun nedir anne? Bizi nereye götürüyorsun? İkiniz hemen gelip karnı iyileştirmelisiniz. Arjun, bunu o Arjun yaptı. O karnı öldürmek istedi değil mi? Ve şimdi Arjun'la birlikte Pandavalar
benim ellerimde ölecek. Söz veriyorum. Pandavalar, ben geliyorum. Geliyorum. Dur kardeşim. Oraya gitmek iyi olmaz. Oraya gideceğim. Gitmeliyim. Bırak beni. Lütfen dur. Düşündüğün gibi bir şey değil. Bir açıklaması var. Ama seni... kandırdılar işte Karn. Sen benim en büyük gücümsün. Seni benden almaya çalıştılar baksana. Bizi yok edeceklerini sanıyorlar. Buna inanmıyorum. Nasıl olur dostum? Nasıl aldılar, bu doğru. Ama sadakatimi ve güvenimi değil. Küpelerimi aldılar. Ama yeteneklerimi değil. Bu bir son değil. Bir başlangıç. Benim zaferimin başlangıcı. Öyle mi diyorsun? Evet. Eğer sen... eğer beni gerçek dostun olarak görüyorsan... asla oraya gitmeyeceksin. Buraya şifacı getireceğim. Baba! Karn! Ne diyorsun anne? Karn bizim düşmanımız. Ayrıca o Arjun kardeşimizi öldürmeye hevesli. Ve sen onu tedavi etmemizi istiyorsun. Her neyse. O çok kibirli. O zaman neden ona yardım edelim çünkü ki? Çünkü Karn benim. Karn. Sorun nedir anne? Bizden sakladığın bir şeyler mi var yoksa? Lütfen söyle. O benim en büyük düşmanım kardeşler. Savaş alanında yeteneklerini sergilemeye hakkı var. Böylece ben de ona yeteneklerimi kanıtlayabilirim. Kral Indra Karn'ı kandırıp onu zayıflattı ama ben Karn'ın tüm gücüyle savaş alanında benimle yüzleşmesini istiyorum. Aksini kabul etmem. Ne o ne de insanlar Arjun'un zayıf birini öldürdüğünü asla ama asla düşünmemeli. Affedersiniz prensim. Ağır yaralı olduğu için onu kurtaramıyorum. Belki de bu Tanrı'nın takdiri. Yeter! Bu söz benim için hiçbir şey ama hiçbir şey ifade etmiyor. Şu an önemli olan bu. Ve bence arkadaşıma bir şey olursa şunu bilmeni istiyorum ki bunu hayatınla ödeyeceksin. Lütfen anlamaya çalışın efendim.
Vücuduyla bütünleşmiş, onun bir zırhı ve küpeleri vardı. Vücuduyla adeta bir bütündü. Sadece bir organının koptuğunu farz edin. Bunu demek istedim. Bu yüzden ona yardım edemeyeceğimi söylüyorum. Ona herhangi bir tedavi uygulayamam efendim. Ama biz yapabiliriz. Yani siz şimdi Kral Indra'nın isteyip de başaramadığını gerçekleştirmek için mi buradasınız? Bu ne cüret? Kampımıza girmeye nasıl cüret edersiniz siz? Bu ne cüret? Buraya gelmelerini ben istedim Duryodhan. Karnın durumunu görmekten en az senin kadar üzüntü duyuyoruz. Bu yüzden Nakul ve Sadev'den karnı tedavi etmelerini istedim. Teşekkür ederim. Ama lüzumu yok. Yardımınız eksik kalsın. Gidebilirsiniz. Ben yol arkadaşımı tedavi etmesi için bu dünyanın en iyi hekimlerini çağıracağım. En iyi hekimlerini. Hekimin ne dediğini zaten duydun. Bu yara onun özel zırhının çıkarılmasından kaynaklanıyor. Eğer karnına bir şey olursa bundan kim sorumlu olacak? Onun sorumluluğunu bizzat ben alacağım Duryodhan. Nakul ve Sadev'in yeteneklerine inancım tamdır. Fazla zamanımız kalmadı maalesef. Çünkü karnın zamanı tükeniyor. Ben dostumun, düşmanlarımın elinde ölmesine izin veremem. Bunu ona yapamam. Olmaz. Ama bir annenin oğluna bakmasına izin verebilirsin, değil mi Duryodhan? Karn bana her zaman kendi annesi gibi davrandı. Ben her zaman onun iyiliğini istedim. Lütfen Nakul ve Sadev'e bir şans ver. Pekala. Tedaviye başlayın. Thank you.
Yaptığınız şey her övgüye değer. Artık gidebilirsiniz. Bu da ne demek? Bu bize eşlik etmeyeceğin anlamına mı geliyor anne? Hayır canım. Görevim gereği ben buradaki evimden ayrılamam. Kuruların kampında kalmak zorundayım. Savaşın eşiğinde olduğumuzun farkındasın anne. Düşmanımızın kampında kalamazsın. Güvenliğimin sorumluluğunu büyük amca ve karna bırak. Git. Karnın dinlenmesine biraz izin vermeliyiz. Biz gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.